Musul'un DAEŞ terör örgütünden kurtarılmasının üzerinden bir yıl geçti. Hem DAEŞ'in saldırıları hem de kurtarma operasyonundaki hava saldırıları nedeniyle yerle bir olan kent devasa bir enkazı andırıyor. Takvimler 9 Temmuz 2017'yi gösteriyordu. Musul'un DAEŞ'ten temizlendiği, kente kontrolün yeniden Irak güçlerine geçtiği haberi geldi. Ama Irak'ın kontrolüne geçen kent artık eskisi gibi değildi. Musul'un cıvıl cıvıl sokaklarından geriye bir harabe kalmıştı. Operasyonun tamamlanmasının üzerinden geçen bir yılda Musul için değişen bir şey olmadı. Evler, yollar hala yıkık dökük. Sokaklar kıyamet filmlerini hatırlatıyor. Hayalet kent Musul'un son halini havadan görüntüleyen Norveç Göçmen Konseyi enkazın bir kısmı kaldırılsa da yıkılan binaların çok azının yenilendiğine dikkat çekti. Kentin batısında ise durum çok daha kötü. Bölgenin %90'ı enkaz halinde. Kaldırılmayı bekleyen 8 milyon ton moloz var. Buraya aldığımızdan bu yana bir yıl geçti. Ama şimdiye kadar hiçbir değişiklik, hiçbir ilerleme görmedik. Burası hala yerle bir halde. Bize yardım etmeye gelen çok az insan var. O gelenler de buranın yerel halkı. Ama buranın yeniden inşası için hükümetin, uluslararası toplumun çabası gerekiyor. Onu da henüz görmedik. Aileler kira ödeyecek paraları olmadığı için hasarlı evlerde kalıyor. Bu nedenle de sığındıkları evlerinden tahliye edilecekleri korkusu yaşıyor. Çocukların eğitimleri de kesintiye uğruyor. Kentteki 62 okul tamamen yıkıldı. 207'si ise hasarlı. Musul'un yeniden inşası için gelen olmadı. Buradaki işsizlere yardım için gelen bile olmadı. Musul'un %80'i işsiz. Onları iş verecek birini bekliyor. Hükümet de uluslararası toplumda bu insanlara yardım etmek için hiçbir şey yapmadı. Bu kent ileride daha büyük bir sorun olacak.